Selamlar dostlarım, ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Bugün sizlerle birlikte haftalar sonra ilk defa bir videoda buluşuyoruz. Bu benim için gerçekten güzel bir şey diyebilirim. Kanalımız spam altında ve spam yavaş yavaş kalkmaya başladı. Hadi bugünkü konumuza biraz daha göz atalım. Osmanlı'nın son dönemlerinde ürkütücü bir vampir vakasını yaşadığı söylenmektedir. Hatta olayın kanıtlarının bugün Atina Müzesi'nde sergilendiği bile söyleniyor. Gelin hep birlikte Osmanlı'daki bu vampir olayını inceleyelim sevgili dostlarım. Yıl 1805. Osmanlı Devleti'nin başında Sultan 3. Selim var. Napolyon Bonaparte'ın orduları Avrupa'da hızla ilerlerken Osmanlı Devleti de Rus Çarlığı desteğindeki İngiltere ile savaş halindedir. O yıllarda Osmanlı ülkesi Müslüman tebaa için ne kadar çekinmez bir haldeyse gayrimüslim tebaa için de o denli güzeldir. Şöyle ki, imparatorlukta askere sadece Müslümanlar alınmakta, oluşan piyasa boşluğunda ticaret, Yahudi, Ermeni ve Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının eline bırakılmaktaydı. Büyükada'daki vampir efsanesinin kökeni. 1805 yılının Ağustos ayında Prens Takım Adaları adıyla da bilinen İstanbul'un şimdiki Adalar ilçesinin en büyük adası olan Büyükada'da zengin bir kuyumcunun çocuğu olan Yorgo, çocukluk arkadaşı Manolis'le sandalla yüzmek için denize açılırlar. Sandal durmadan kıyıdaki kayalıklara atlayan Manolis başını kayaya çarpar ve beyin kanaması geçirerek ölür. Aradan bir süre geçtikten sonra Yorgo bir gece yarısı Manolis'i büyük ahşap evlerinin bahçesinde gördüğünü iddia eder. Fakat bu sözü pek dikkate alınmaz. Bir süre sonra da ada sakinleri ahırlarındaki hayvanlarının boğazlarını parçalanmış bir şekilde bulmaya başlarlar. Önce bunun sebebinin vahşi bir hayvan olabileceği düşünülür. Ancak Büyükada'da bu tür eylemi gerçekleştirecek kadar büyük bir hayvan yaşamamaktadır. Bu olayları seyreden birkaç ay içerisinde adada ikisi kadın, üç genç ortadan kaybolur. Ada sakinleri arasında kızların İstanbul'da Müslüman sevgilileri olduğu ve onlara sandalla kaçtıkları söylentisi yayılır. Ancak çok geçmeden durumun hiç de böyle olmadığı anlaşılır. Ada sakinlerince bugünkü Rum yetimhanesi civarında ormanlarda zaman zaman gençler görülür. Bunun üzerine gençleri aramak için 15-20 kişilik bir ekip kurulur. Ormanlar karış karış aranır. Gençlere ait elbise parçaları ve ayakkabılar bulunsa da ölü ya da diri kimseye rastlamazlar. İlerleyen günlerde adanın nispeten daha tenha bir kısmında yaşayan yaşlı bir çift boğazları parçalanmış halde bulunur. Bu olay adada büyük infial yaratır. Adalılar dönemin önde gelen Ortodoks din adamlarından bir açıklama yapmasını ve bu olayın ne olduğunu, nasıl durdurulacağını kendilerine izah etmesini isterler. İlgili din adamı ise konuyu Yunanistan'daki Ortodoks kilisesine danışacağını söyleyerek zaman ister. Vaiz, Yunanistan'a gönderdiği mektupta tüm detayları açıkça anlatır. Fakat bu arada aynı şekilde iki kişinin daha cesedi bulunur. Yunanistan'a ulaşan mektup dikkatle incelenir. Konunun bir vampir olayı olduğu kanaatine varılır. Ve vampirlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan detaylı bir mektup ve de bir vampir kiti gönderilmek suretiyle vaize cevap verilir. Vampir imha kitleri 18. yüzyıl başlarında özellikle Doğu Avrupa ve Karpatlar'da yaygın olarak kullanılmıştı. O dönemde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde bir vampir istilası olduğu söylentileri yaygın olduğu için özellikle bu amaçla seyahat eden vampir avcıları için üretilmiş ender bir kitti. İçindeki silahlar, kutsal objeler ve kitaplar bir vampiri tanımlamak ve yok etmek için yeterli nitelikte sayılıyordu. Vampir öldürme imha kitinin içinde neler vardı? Yunanistan'dan Büyükada'ya gönderilen vampir öldürme imha kitinin içinde bulunan malzemeler şunlardı. Ahşap kazıklar ve tokmak. Gümüş bıçak ya da gümüş mermiler. Haç. Kutsal kitap. Vampir şişeleri. Büyük pala ya da hançer. Büyükada vampiri yakalanıyor. Bir süre sonra pazar ayininden eve dönerken kestirme yolu kullanmak isteyen bir adam ormandaki patika yola sapar ve saldırıya uğrar. Saldıran kişi Manopolis'in ta kendisidir. Orada devreye gezmekte olan bir Osmanlı zaptiyesi ve yetişen diğer halkın da yardımı ile güçlükle elleri ayakları bağlanarak ada karakolunda nezarethaneye koyulur. Bu arada Manopolis'in ortadığına dair adada söylentiler yayılmaya başlar. Osmanlı Devleti savaş halinde olduğu için adada görevli sadece iki zaptiye vardır. Onlar da ne yapacaklarına karar veremeyerek durumu İstanbul'daki zaptiye amirine bildirirler. Zaptiye amiri
daha önce İstanbul'da ada halkında bazı dedikodular duymuştur. Fakat resmi kaynaklardan gelen bu rapora hayret eder ve durumu dönemin Şehristan'ına bildirir. Vampirin kaçışı ve esrarengiz akıbeti. Bu sırada Manopolis, nezaretin küçük ve demir penceresini parçalayarak kaçar. Vaiz önderliğindeki ada halkı, ada mezarlığına giderek Manopolis'in mezarını açar. Ancak Manopolis'in tabutunun boş olduğunu görürler. Tabutun parçaları eski bir Roma geleneği uyarınca, vampirin yaşarken ait olduğu aileye musallat olmaması için Manopolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılır. Günümüzde Karadağ sokakta bulunan bu ev restore edilerek boyanmış olmasına rağmen tabutun parçaları halen görülebilmektedir. İlerleyen süreçte Manopolis ve onun dönüştürdüğü diğer gençlerin vaiz ve ekibi tarafından bulunup öldürüldüğü düşünülmekte ise de bu konuya dair bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır. Konuyla ilgili başka bir bilgi bulunamaz ve bu esrarengiz olayla ilgili yaşananlar tarihin tozlu raflarında yerini alır. Bize inanılmaz gelen bu tarihsel olaya biraz daha yakından bakacak olursak, bazı olayların bu konuya dair bazı iddiaları destekler biçimde geliştiğini görebiliriz. Bunlara sırayla bakarsak, vaizin Yunanistan'daki patriğe yazdığı mektup hala Yunanistan Atina'daki daha sonra müze olan sarayda sergilenmektedir. Mektubun orijinali 20 sayfadır. Manopolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılan tabut parçasının olduğu ev, Hristos Manastırı'nın olduğu alana çıkan sokaklardan birinde bulunmaktadır. Hristos Manastırı'nın Bizans'taki varlığı, Mikail 1. Komnenius döneminin 1158 tarihli bir kaydına dayanılır. Ayrıca manastır 18. yüzyıl ortalarında detaylı bir restorasyon görür. Bu restorasyonu yapan kişinin ise Kont Moris Bostari olduğu rivayet edilmektedir. Kont Moris Bostari gerçekten de gizemli bir kişiliktir. Avrupa'da çoğunlukla Macaristan ve Romanya kiliseler ve dini yapılar inşa etmiştir. Bu iki ülkede tarihinde pek çok vampir söylencesi ve efsaneleri olması ile bilinir. Biraz daha soru işaretlerine inelim. Kont Moris Bostari'nin bu olay ile olan ilgisi ise adada kaybolan gençlerin genellikle Rum yetimhanesi civarında görülmesidir. 1898 yılında bu yetimhaneyi yapan şirketin başındaki kişi Kont Moris Bostari'dir. Bu yetimhane 5 katlı bir otel olarak inşa edilmiş. Ancak Kont Bostari oteli açmak için izin alamayınca otel satılığa çıkmış ve hayırsever bir Rum olan Elini Zafiri oteli satın almıştır. Yetimhanelerin bulunduğu bölgeye biraz daha dikkat edersek adı içinde bir otel için fazla uzak ve sarp yerdedir. Sahile yakın ve manzaralı pek çok yer varken ada halkından uzak, sarp bir noktada tabiri caizse gözlerden uzak bir yerde bu otelin yapılmasının nedeni acaba vampirler için midir? Kont Boris Mostari ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istesek de tıpkı hayalet gibi neredeyse isimsel bir kişi görülmektedir. Günümüzde internette arattığımız her şey hakkında yüzlerce sayfalık bilgilere ulaşsak da bu gizemli kont hakkında yazılanlar 2-3 cümleyi geçmemektedir. Sanki onunla ilgili her bilgi saklanmış ya da silinmiştir. Fakat ulaşılan en önemli bilgilerden biri Kont Moris Bostari'nin aforoz edilmiş olduğudur. Kiliseler, manastırlar, dini yapılar yapmakla ilgilenen bu kişinin ne gibi bir büyük günah işleyip aforoz edildiği ise halen büyük bir gizemdir. Manopolis'in evinin sokağında bulunan bu gizemli manastır günümüzde kapalıdır. Ancak bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Coca-Cola firmasınca manastırın restorasyonu için bağış toplandığı da internette dolanan söylentiler arasındadır. Fenerbahçeli eski futbolcu Lefter, çocukluğunu Büyükada'da geçirmiş ve vefatının ardından oraya defnedilmiştir. Hayatını ve anılarını anlattığı kitaplarda ve yazılarda şu noktaya dikkat çeker. Çocukken yaramazlık yaptığı vakitlerde büyükleri tarafından vampirler gelir, seni götürür diye korkutulurmuş. Bu noktada ada gibi kapalı sayılabilecek bir ortamda ve toplumda çocukları korkutmak için vampir söylemi nereden çıkmıştır? Genelde çocukları korkutmak için kullanılan ve evrensel sayılan ve her toplumda farklı isimlerle bilinen öcü, hortlak yerine daha korkutucu oldukları düşünülen vampirler neden kullanılmıştır? Ve neden bunu sadece adada bulunan kesim kullanmıştır? Anakara yani İstanbul'da bu söylemler neden kullanılmamıştır? Bunlar hala büyük bir muamma. Videoda bahsi geçen mezarlığın bugün kapalı olduğu ve sadece özel izinlerle definler yapıldığı iddia edilmektedir. Hatta videoda bahsettiğim vampirin mezarı uğursuzluk getirdiği sebebiyle tahrip edilip yok edilmiş. Ürkütücü yanı ise işin bugün hala emniyet verilerine göre en çok kayıp vakası Büyükada'da yaşanmaktadır.
Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, Instagram story'nizde bizleri paylaşıp etiketlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Virüsen filmine destek vermek için katıl butonuna tıklarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Her şey bize anlatıldığı gibi mi? Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü? Anlatılanların doğruluğunu ne kadar biliyoruz? Tüm bunlara açıklık getirmek için bizimle kal.